Hayatımın en acı günüymüş. Bilmiyordum. Halbuki en güzel günü de olabilirdi. Kızım Zeliç'in doğum günüydü. O istedi. Bir konsere gittik. Ben mutluydum. Zeliç mutluydu. Gerçekten unuttun mu benim hediyemi? Çevredeki herkes mutluydu. Gel bakalım. Bak orada ne var? Bak bak. Mutluluk bir insanın çölde yağmura rastlaması kadar az rastladığım bir duygudur. Her şeye baştan başlayalım mı? Celal Kün, diğer adıyla Maraşlı. 1987 Maraş doğumlusun. Kahramanmaraş. Mesleğin? Askerim. Yani askerdim. 2 yıl oluyor. Emekli oldum. Lütfen. Astsubay başçavuş. Özel kuvvetlerdeydim. O günü anlatabilir misin bize? Her şey birdenbire oldu. Ona bir hediye almıştım. Dedim ya, doğum günüydü. Hep bir köpeği olsun isterdi. Her şeyi baştan organize ettim. Çok güzel bir sürpriz olacaktı. Oldu da. Baba bu çok tatlı ama ya. Hakikaten çok tatlıymış be. Seni çok seviyorum. Ben de onu çok seviyordum. Hayattaki her şeyden çok. Ya annesi? Zeliç 5 yaşındayken ayrıldık. Köpeğinin bir adı var mıydı? Vardı. Orada koyduk. Zeliç koydu. Baba, Şaşkın koyalım mı? Şaşkın olsun adı. Bak sana şınlamak isterim. Baba biz biraz oynayalım. Sen de şarkılarını ezberle. Sanki bu dünyada değil gibiydim. Sanki ruhum bedenimden çıkmış, yavaş yavaş yükseliyordu. Cennetin kapısında sandım kendimi. İçeri gireyim dedim. Meğerse cehenneme girmişim. Zeliç. 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 Zeliç yok kızım. Yok. Yok. Aa!
Saldıranlar kimdi? Hangi örgüt? Örgüt değildi. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Bir adamı öldürmeye gelmişler. Mehmet İnce diye biri. Tanıyor muydun? Hayır. Ben kendi halinde bir askerim. Özel kuvvet askeriydin. Doğrudur. Bütün bunları nasıl öğrendin? 2 gün sonra adamı buldum. Bir şey bulabildin mi peki? Telefon numarası, bir irtibat. Küçük bir kağıt parçası. Bir plaka var üstünde. Sanırım Mehmet İnce'nin arabasının plakası. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Hikayenin sonu. Şaşkın. Celal Bey, bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba? Yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Alo. Günaydın. Çıktım, geliyorum ben de. Öyle mi? Ne zaman geleyim peki? Öğleden sonra, tamamdır. Bir gelişme var mı peki? Eyvallah. Koş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Var mı haber? Yok. Ya bir ihtiyacın olursa. Yok, sağ ol. Eyvallah. Gel. Gel. Abi günaydın. Çay. Bu kitapların hepsini okudun mu abi ya? İki kelime etsen öleceksin sanki. Nuray, bu adam ne ayak ya? 2 ay oldu mahalleye geleli, adını zor öğrendik.
Kimseyle konuşmaz etmez. Ne iş abi bu? Sana ne İzzet? Herkes senin gibi zevzek mi ya? Kalbimi kırıyor ne? Sana bir şey anlattı mı? Anlattı. Vallahi. Söyle o çaycı her işe burnunu sokmasın dedi. Ya seninle iki laf konuşan da kabahat ya. Kolay gelsin. Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz. Yanlış anladınız, kitap bu. Aşkın yakar. Kimi? Yazarın adı Aşkın Yakar. Ha. Yok öyle bir kitap bizde. Yeni mi çıktı? Yok, bayağı eski aslında. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Belki sizde vardır diye düşündüm. Yok bizde bayan, öyle kitaplar olmaz bizde. Nasıl kitaplar olur peki? Güzel kitaplar olur bizde. Bunun kötü olduğunu nereden biliyorsunuz ki? İyi olsa ben bilirdim. Ben aslında hep buraya gelirim ama siz yeni mi açtınız burayı? Bayan, o kitap yok bizde. Eğer bulursam ben ayırtırım, gelir alırsınız. Tamam? Gerekmez, sağ olun. Bulurum ben. Size de iyi günler. Bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da. Yürüyerek. Bayan. Fırından sağa dönün, 5 dakika yürüyün. Eski yanmış bir bina göreceksiniz. Sırtınızı verin binaya, dimdik aşağı inin, fabrika orada. Oldu mu? Siz ne yapacaksınız ki orada? Macera arıyorum diyelim. Kolay gelsin. Ay ne tatlı şeysin sen böyle. Gel bakayım. Şaşkın mı senin adın? Dur bakayım öyle. Bak bana. Hadi görüşürüz. Hacer abla nasılsın? Hoş geldin. İyi valla görünmüyorsun çoktandır.
Efendim canım? Canım, müjdemi isterim. Hayırdır, ne oldu? Style Mag dergisi seni yılın fotoğrafçısı seçti. Ne? Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Kim söyledi? Kimse söylemedi, ben kendim duydum. Ya, çok heyecanlıyım canım benim, tebrik ederim. Sonuna kadar hak ettin, seninle gurur duyuyorum. Mankenimiz hazır Ecem Hanım. Tamam, geliyorum. Canım, benim kapatmam lazım şimdi. Kutlayalım bunu mutlaka, olur mu? Tamam. Tamam, geleceğim birazdan. Savaş Bey, savcıyı almışlar, bizi bekliyorlar. Efendim Şirin Hanım. Evet evet, çıkıyorum ben de. Bir şey lazım mı? Tamam, hadi eyvallah. Şaşkın. 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 Hayırdır, erkencisin. Bir işim var, geleceğim bir iki saate de. Bizim Şaşkın'ı gördün mü? Az evvel bir kızın peşine takıldı. Ne tarafa gitti? Bu tarafa. Ulan Şaşkın. Hadi. Çocuklar, bir bakın hele. Benim Şaşkın vardı ya köpek. Buradan geçti mi? Siz kimi kaçırdığınızı zannediyorsunuz? Bırakın dedim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çözün beni. Kimsiniz lan siz? Bırakın dedim, bırakın. Bırakın beni. Karşınızda koskoca savcı var. Evet savcı bey. Şimdi seninle bir soru cevap oyunu oynayacağız. Endişelenme, çok eğleneceğiz. Şimdi sana bir soru soracağım. Ve ilk sorduğum soruya yanlış cevap verirsen bir parmağın gidecek. Tamam mı? Soruyorum. Soruşturmadan vazgeçecek misin? Bak, evet diyorsan böyle yap. Hayır diyorsan böyle. Hayır cevabını kabul etmiyorum. Hayır diyor galiba. Bir daha sormama gerek var mı? Anlaştık değil mi? Asla.
dışarı. Çık. Ver şunu. Kartı ver. Ver dedim. Kemerimi tut. Ne? Kemerimi tut. Kemerini tutup gidiyoruz. Koş. Koş. Koş hadi. Misiniz bayım? Kim? Geçti. Sakin ol. Kaç kişiydiler bunlar hanımefendi? 7, yok 8. 8 kişilerdi ama ben birinin yüzünü hiç göremedim. Siz niye oradaydınız? Ben köpeğimi arıyordum. Bayanı kıstırdıklarını görünce de müdahale etmek istedim. Adamların durumu nasıl müdür bey? Ortada bir tane ceset var. Sadece bir tane. Hayır, bir yanlışlık olmalı. 2 kişiyi öldürdüler, biri daha olmalı. Kimi? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum, yüzünü görmedim ama fotoğraflarını çektim. Fotoğraflarını mı? Nerede bu fotoğraflar? Şey, korktum, attım, hafıza kartındaydı. Orada bir yerde. Amirim,
Şimdi bayan olayın şeyle biraz şok halinde anladığım kadarıyla, o yüzden ne dediğini bilmiyor. Aslında fotoğraf falan yok. Siz nereden biliyorsunuz? Ben de olay yerindeydim. Orada mıydı? Evet, oradaydı. Ama o görmedi. Yani o geldiğinde ben çoktan çekmiştim fotoğrafları. Yani birini daha öldürdüklerinden eminsiniz? Evet, gözümle gördüm Müdür Bey. Pekala. Biz olay yerine kimi yolladık? Cemal Komiser, orada hala. Bağla bakayım bana. Cemal abi, müdürüm istiyor. Alo Cemal. Buyurun müdürüm. Bir ceset daha buldunuz mu orada? Müdürüm, burada başka ceset yok. Bakın burada ceset falan yok diyor. Müdür Bey, gözümle gördüm diyorum size. Adamın beynini dağıttılar orada. Bak, adam efendi gördüm diyorum. Tamam, siz yine de araştırmaya devam edin. Bir gelişme olursa da bana hemen haber verin. Ne diyor? Sizin ifade pek tutmuyor. Amirim, bu adamlar durup dururken bayana saldırmadılar herhalde, değil Savcıya, mi? Savcıya, hakime anlatırsınız bu dediklerinizi. Avukatınız var mı? Evet, var. Efendim? Siz Aziz Türel'in kızı mısınız? Pardon, ne değişecek? Benim biraz işim var, hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Biz sizi dün bekliyorduk. Kusura bakmayın. Bir işim çıktı da. Olur mu? Ne demek? Zeliş bizim de kızımız artık. Zeliş? Selim? Nasılsın? Ben çıkışınız için evrakları hazırlayayım. Tamam. Pardon. Doktor bir şey dedi mi? Şu anlık bir gelişme yok maalesef. Bir sonraki ay birkaç gün daha kalacak. Ne haber benim güzelim? İyi misin? Hı? Sıkıldın değil mi burada? Ne ettirir sana be güzelim? Bak bir gözlerini göreyim. Hı? Bak bakalım bana. Bak, hatırladın mı burayı? Maçtan çıkıp seninle buraya hamburger yemeye gelmiştik. Hatırlamadın mı? Maçı da kazanmıştık ha. Kim atmıştı golü? Hatırlıyor musun? Ha? Tamam, o zaman bir ipucu vereyim sana. Dünyaca ünlü bir golcü. Tamam, bir ipucu daha veriyorum. Afrikalı diyebiliriz. Hatırlamadın mı? Tamam. Hadi bak, son ipucunu veriyorum sana. Sana formasını almıştık. Ha? Ya bütün gece çıkarmadın üstünden. Gittin onunla yattın ya, uyudun hani. Hatırlamadın mı kız? Ha? Zeliş. Zeliş.
Tamam, konuşma. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Birine mi bakmıştınız kızım? Evet, kitapçı Celal Bey'i arıyordum da ben. Kim soruyor acaba? Mahur ben. Yani daha doğrusu biz dün yeni tanıştık. Kendisi hayatımı kurtardı. Ben de teşekkür etmeye geldim de. Allah Allah. Hayatımızı mı kurtardı? Bana hiç bahsetmedi. Burada mı oturuyor? Tabii tabii. Buyurun. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Nikser'de evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti. Ne işiniz var burada? Teşekküre geldim. Lüzumu yoktu. Nasıl buldunuz evimi? Kitapçının oraya gittim, oradan tarif ettiler. Birer kahve yapayım mı size? Senin markette işin yok muydu Şirin Hanım? Kahveleri yapayım, giderim hemen. Yok yok, hiç gerek yok, zahmet olmasın. Zahmet olmaz canım, nasıl içersiniz? Orta olsun o zaman. Tamam. Buyurun bayan, buyurun. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun.
Sağ olasın Şener. Annem de öyle içerdi kahveyi. Telvesi dibine çökünce daha güzel oluyormuş tadı, öyle derdi. Hmm. Doğrudur. Kızınız da çok tatlıymış bu arada. Maşallah. Öyledir, öyledir. Sağ ol. Kızınıza okuduğunuz şiir de, yani ben hiç duymamıştım. Çok güzelmiş. Cahit Külebi. Has şairdir. Bakayım ben bir ona. Bak, iyidir. Ya tabii ben buraya aslında teşekkür etmeye geldim de. Ne yapmışım ki? Hayatımı kurtardınız. Yani resmen siper oldunuz bana orada. Ha. Yok, o sizi vurmamak içindi. Vurmamak için mi? Yani öyle mi? Öyle öyle. Eğitimini aldık biz. Arada kaynamayın diye sizi arkama aldım. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, bunlar da sizin tabii, yani elim boş gelmek istemedim. Böyle çiçek aldım gelirken. Umarım beğenirsiniz. Yani çok güzeller tabii. Zahmet etmişsiniz. Yok canım, zahmet demeyelim de. Neyse, o zaman ben kalkayım yavaştan. Size de rahatsızlık vermeyeyim artık daha fazla. Kahvenizi içseydiniz, öyle gidin. Yok yok, bitti zaten, sağ olun. Ama sizin için yapabileceğim bir şey olursa... Yok. Teşekkürler. Seriş. Güzelim. Uyuyamadın mı bir tanem? Ha? Tünaydın. Aa, ne güzel bir kızsın sen böyle ya. Adın ne? O konuşmaz. Dili laldır. Nasıl konuşmaz? Ufak bir hadise atlattı da o yüzden öyle. Pardon, nasıl bir hadise yani? Sormamda sakınca yoksa. Vuruldu. O günden beri ağzını bıçak açmıyor. Ben yani öyle ne diyeceğimi bilemedim. Ben konusunu açmak istedim. Sorun değil, sorun değil. Mahur Hanım, Aziz Bey arayıp duruyor. Siz bana yalan söylemişsiniz. Dellenmiş, canımı okuyacak benim. Tamam Sadık abi, bir şey yok. Çıkıyoruz şimdi zaten. Geliyorum ben. Şey, ben gideyim artık. Beklerler. Teşekkürler tekrardan kahve için. Rica ederim. Ben geçireyim sizi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Asıl size geçmiş olsun. Bayan. Çok dikkatli olun. Peşinize düşecekler. Düşsünler, yapacak bir şey yok. Bir saniye. Ne oldu? Kardeş, arabaya bin. Arabaya bin! Ne oldu? Şirin Hanım. Ne oldu?
Zerişan siz nereye gidin? Bir şey mi oldu? Ya dediğimi yap! Çıkın canım, çıkın. Takip altındasınız. Ne? Gelin çabuk. Çabuk, 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 çabuk. İsmin ne kardeş? Sadık. Sür Sadık kardeş, hadi. Hızlan geliyorlar. Ya polisi arayalım, bir şey yapalım. Bence bassana şu gazı. Bas. Daha ne kadar basayım? Biraz daha bas, sonuna kadar bas. Sadık abi dikkat et. Sadık abi dikkat et, çarpacağız. Bir iş gelmez. Gaza basarsan gelmeyecek. Çok hızlı gidiyoruz. Sıkı tutunun. Bekle. Bekle. Bayan sıkı tutun. Ne? Bekle. Bekle. Şimdi. Atıyorduk az kalsın. Atmayız. İyi misiniz? Tamam dayı, sen de rahatla ya. Geçirdim pençelerde direksiyona. Rahatla, tamam geçti. Ben 20 yaşında falanım o zaman. Bir de bir amcam var. Bunun da iki tane oğlu var. Biri 10, öbürü işte 7. Sonra bir kızları oldu. Tekne kazıntısı. Aradan bir vakit geçti, ben dayanamadım, sordum. Amca dedim, kız çocuk mu daha keyifli, erkek çocuk mu? Böyle bir durdu, yüzüme baktı. Oğlum dedi, biz kız gelince anladık. Biz bu zamana kadar evlat diye odun sevmişiz dedi. Ya evlat evlattır tabii. Değil. Kız çocuk bambaşkadır Maraş'ta. Bir de düşkün olur babaya. Nahur da benim bir tane. Dün bütün gece benim gözüme hiç uyku girmedi. Eğer ona bir şey olursa ben kendimi asla bağışlamam. Sen de kız babasısın. Halden anlarsın. Nahur'a bir şey olursa ben yaşayamam. İki hafta. Sonrasına karışma. Daha lafımı bitirmeden. Lafın tamamı ahmağa denir. Eyvallah. Doktor hanım, durum nasıl? Ciddi bir şey yok. 2-3 saat tutalım, sonra çıkartırsınız. Tamam, sağ olun. Geçmiş olsun. Thank you.
Geçmiş olsun. Sağ olun.